İslam'ı yaşamak ne demektir? İslami şuurla hareket etmek demektir. İslami şuur ne demek hocam? Bir misal vereceğim. Gittin, ekmek ile peynir alacaksın. Mukimsin, seferisin, şu veya nerede olursan ol. Müslüman her yerde Müslümandır. Bir dükkana gireceksin, ekmek peynir alacaksın. Kafanda bu karar var. İçeriye girdiğin zaman o dükkana, içeride içki satıldığını, bira veya her türlü içkinin satıldığını görür görmez bir necasetten kaçar gibi o dükkandan kaçmıyorsan vallahi sende İslam şuuru yok demektir. Ölçüsü budur. İçeride içki satılan dükkanı keşfedip görünce o dükkandan kaçmıyorsan İslam şuuru sende yok demektir dört mezhebe göre. İslam şuurundan bahsediyoruz. Bizim başka şuurlarla alakamız yok. İslam'ın dışında şuur yok zaten. Şuur aramayacaksın İslam'ın dışında. İslam'ın dışında şifa yok zaten. Hiçbir şey yok. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında İslam'dan başka bir yol yok. İslam'ın dışındaki yollara din tabir edilmiyor zaten. Din tabir edilmiyor. Aziz müminler, için, yemek yemek için bir lokantaya ayağını içeriye atar atmaz orada birayı, her türlü içkiyi görür görmez geriye geriye çıkıp da orayı terk etmezsen sende İslam şuuru yok demektir. Ölçü bunlar. Öz kardeşin, öz dayın, amcan nikah salonlarında içkili, çalgılı, cazlı, sazlı, orkestralı düğün merasimi tertipliyor da sen de benim kardeşimdir diye onun, o zalimin düğününe gidiyorsan Allah'a asisin, İslam şuuru yok sende. Asi olma, onlar asi diye sen de mi asi olacaksın? İslam'ı yaşama mücadelesi ver diyorum. Mecbur musun Hristiyan Avrupalılar gibi düğün merasimi tertiplemeye? Hatta onlar biraz daha dindar hareket ediyorlar. Avrupa'da nikahlar kilisede kıyılıyor, kilisede. Cazını, sazını, her şeyini yapar, en sonunda kilisede gider nikahını kıydırır. Hristiyanlar hep böyle, filmlerden de görüyorsunuz zaten. Fakat bizde nasıl yapıyorlar? Bir nikah salonu kiralıyor zavallı Müslüman, adı Müslüman. Nüfus kağıdında yazıyor Müslüman diye. Kalbinde Müslüman yazmıyor ki herifin. Halbuki Allah-u Teala kalbe nazar eder, nüfus kağıdına değil. Nüfus kağıdı mezarın kapısından geriye döner. O geçmez öbür alem için. Bir nikah salonu kiralıyor, orkestrası orada, orkestra şefi orada, sazlar, cazlar, efendim arejmanlar, melodiler, kepazelikler, her birisi meydanda. Çırılçıplak kızlar, kadınlar, erkekle de beraber oturuyorlar. Tepsilerde efendim alkoller, içkiler gezdiriliyor. Nedir? Falan hacı efendinin çocukları evleniyor. Vay Allah kahretsin bu herifleri. Evleniyorlarmış. Evlenmenin adını bu hale getirmek kimin haddine ve hesabınadır? En sonunda ne oluyor? Kafalar ütüleniyor, alkol, caz, saz, çıplak kadınlar, danslar, rezaletlerden sonra ağızlar alkol kokuyor, gözler mahmurlaşmış, kulaklar o sazlarla, orkestrayla ağırlaşmış. Artık gecenin yarısı olmuştur, düğün salonunun kapısına gelin hanımı dikmişlerdir, damat beyefendi de kenarda durmaktadır. Salonu yarı sarhoş boşaltan o davetliler, mütemadiyen dışarıya çıkarken o gelinle tokalaşmakta, gelinin yanaklarına şapır şapır öpmektedirler. Müslümanlıkta var mı böyle bir şey? Daha o damat ismindeki zavallı delikanlı, o nikahlandığı kızın vücudunun hararetine bakmadan, daha zifafa girmeden 500 tane erkek o kızın, gelin olacak zavallı kızın vücudunun hararetini yokluya yokluya öpe öpe gitmektedirler. Bu pis hareket hangi İslam'ın malı olabilir? Ve İslam'ı yaşamak mıdır bu? Sana
düğün salonu kiralayacaksın, çırılçıplak gelin hanımı soyacaksın, alkol kullanacaksın, orkestrayı getireceksin. Gecenin yarısından sonra çıkarken salondan çıkan bütün erkekler senin gelinini şapır şapır öpecek diye bir kanun var mı? Alçak oğlu alçaklar! Bir kanun var mı? Sen bunu dinsizlikten yapıyorsun. İslam'ın dışına çıkmışsın sen. Kabul etmeyiz. Hiç kimse zorlayamaz Müslüman'ı şöyle yapacaksın diye. Müslüman İslam'ı bırakmış cehenneme gidiyor. İslam şuuru nerede bu işin içerisinde? Bir takım pislik böcekleri gibi bazı gazeteciler de gidip bu danslı, sazlı, alkollü düğünlerin resimlerini çekiyor. Gazetede falan eşrafın oğlu, falan erkanın oğlu birbirleriyle kucaklaşarak dün gece evlendiler diye resim meşrediyor. Pislik böcekleri bunlar. Pislik böcekleri bunlar. Nerede İslam'ın şuuru, nerede İslam'ın hareketi? Sen Müslümansın. Nikah salonu kira, hele bir de alkollü düğün salonundan gecenin yarısından sonra çıkanların bir arabayla bir Müslüman imam efendinin, hoca efendinin de kapısını çalmaları yok mu? Beni içinden çıkarıyor. Hocanın kapısını çal. Alo hocam, evde misiniz? Buyur, evdeyim. İşte nikahımız var da, ne nikahı? Efendim dini nikah. İsmine dini nikah, biraz bir metre yaklaştın mı, herifin ağzı lağım gibi alkol kokuyor, dini nikah diyor bu adam. Senin dinin var mı ki nikahın olsun, hainlerim? Senin dinin, imanın var mı ki nikahın olsun senin? Ağzından alkol dökülüyor. Allah Resulü buyuruyor ki, içki içen bir adamın bünyesinden içki çıkıncaya kadar o bünyeye vallahi iman girmez. İman olmadı mı nikah olmaz zaten. Sen düğün salonundan alkolle, fuhuşla çıktın dışarıya, hangi hocanın kapısını çalıyorsun? Aşağılık adam, senin imanı var mı ki nikahın olsun? Ve bunu fark edemeyen hoca efendi de, o alkol kokan ağzın karşısına geçip de nikah kıyıyorsa, böyle bir nikahı kıyan hoca evvela dinine kıymış olur. Evvela imanını yıkmış olur. Evvela İslam'a kıymış olur. Allah'ın dinine ihanet etmiş olur. İslam'ın izzetini ayak altına almış olur. Böyle hocalardan şikayetçiyiz. Cenab-ı Hak böyle kardeşlerimizi İslam şuuruyla kuvvetlendirsin inşallah. Aziz müminler, badiru bil a'mali salihah. Ameli salihi işleyiniz, yarışınız, koşunuz ve birbirinizi teşvik ediniz. Bakın, ehli küfür birbirini dalalete teşvik ediyor. Dalalete teşvik ediyor. İstanbul'da bir hacı efendi geldi bir ara, camideyiz. Başından geçen bir hadiseyi anlattı. Bu mevzuda, evlenecek bir oğlum var hocam diyor. Aradım taradım, bir Müslüman hacı efendi buldum. Onun da uygun olduğunu tespit ettiğim bir kızını istedim diyor oğluma. Kabul ettiler, nişanladık diyor. İki hacı efendi, birinin oğlu birinin kızı. Anlaşmışlar, nişanlamışlar, tamam. Nihayet gün geldi diyor. Gün geldi, nikah merasimi tertipleyeceğiz. Görüşmeye gittim diyor oğlanın babası. Hacı efendi, inşallah fazla geciktirmeyelim. Bir anlaşma yapalım, bir nikah merasimi tertipleyelim de çocukları evlendirelim dedim diyor. Peki, peki dedi diyor. Buyurun konuşalım. Sizin teklifleriniz var mı, arzularınız var mı? Sizi dinleyeyim de ben de kendi görüşümü söyleyeyim dedim diyor. Kızın babası olan hacı efendi, efendim ben görüştüm çocuklarla, akrabalarımla, evvela bir düğün salonu istiyorlar ve düğün salonunda da dans etmek için bir meydan olacak, bir de orkestra olacak dediler diyor. Ben de bunu istiyorum. Bir düğün salonu kiralayacaksınız, düğün salonunda bir dans pisti bulunacak ve bir de orkestra bulunacak. Bunu lütfen başa yazın dedi diyor.
Paşa yazın. Şaşırıp kaldım diyor hacı. Yahu hacı efendi, nasıl olur sen de Müslüman, ben de Müslüman. Dans salonu kiralamak ne demektir? Yani nikahımızı, yavrularımızı böyle bir yerde niçin evlendirecekmişiz? Buna mecbur değiliz, kanunlar bizi zorlamıyor. Neden bunu istiyorsun dedim diyor. Lütfen başka üzerine fazla durma, dediğimi yaparsanız bu iş olur dedi diyor. Neyse, daha başka görüşlerden sonra çıktım diyor. Bir düğün salonu sahibiyle gittim, görüştüm diyor. Hani belki cazı, orkestrayı kaldırırız, dans etmeye de müsaade etmeyiz ama bir salonla görüşelim bakalım, bir salon kiralayayım dedim diyor. Gittim, salonun sahibiyle görüştüm. Kardeşim dedi diyor, 25 güne kadar her gece dolu. 25 gün sonra ancak size 2 saatliğine salonu kiraya verebiliriz. 2 saatlik için 80 bin lira para vereceksin dedi diyor. Salon kiralayacak. Şaşırıp kaldım diyor. Geldim Hacı Efendi'ye rica ettim. Yapma dedim diyor. Bu kadar masraf etmeyelim. Bu kadar günaha, isyana, harama girmeyelim. Müminiz, Müslümanız. Yapma. Ne kadar söylediysem kabul etmedi. Vallahi kabul etmem dedi diyor. Ve derhal nişanı bozdu. Kızını çekti, geriye aldı diyor. Müslümana bak şimdi. Ve bu evlilik olmadı hocam diyor. Ama bu adam Müslüman, bu adam mümin geçiniyor utanmadan, bu adam Beytullah'a gitmiş utanmadan, Allah Resulü'nün makamına gitmiş utanmadan, hangi peygamberin ümmeti bu adam, hangi İslam'ın Müslümanı bu adam, hangi mezhebin saliki bu adam, hangi imanın mümini bu adam? Sakın böyle olanlara hacı macı demeyesiniz ha! Sakın böyle olanlara Müslüman demeyesiniz, İslam'ı anlamak zorlaşıyor çünkü. Bunlara bakıp İslamiyet böyledir zannediyorlar. Ve İslam'ın yolunu tıkayan bela bunlar, çile bunlar. Evet, böyle şeyler olmamalı. Müslüman Allah'ın haram ettiğinden mutlak sakınmalı. Müslüman Allah'ın emrettiğini mutlak yapmalı. Yapamıyorsa bunun ızdırabını çekmeli. Bunun acısını hissetmeli. Bari uykuları kaçmalı Müslüman, uykuları kaçmalı. İslamiyet şu memlekette yaşanamıyor, İslam hayatı yaşanamıyor diye sabahlara kadar Müslüman uykusu kaçmalı hiç olmasa. Izdırap duymalı çünkü. Neşeyle bu rezalete razı olunmaz. Onlar bizim gençlerimiz, İslam'dan haberi olmayan insanlar.